Şimdi Ankara'da yaşanan şey aslında çok münferit olarak tanımlanmaması gerekiyor. Çünkü bizim bölgemizde de ilginç gelişmeler yaşandı bu son geçtiğimiz hafta içerisinde. Okulların ilk açıldığı zaman kurul toplantısında örneğin İstinye Anadolu Lisesi'nde öğretmenlere hepimiz Müslümanız nasıl olsa hadi oturup bir duayla açalım kurul toplantısını ifadesiyle kurul toplantısının Fatiha'yla açılma uğraşısı. Öğretmen arkadaşlar şok olmuşlar, tepki bile vermekte gecikmişler. Aynı okulda Cuma günü Diyanet'ten bir görevli çağrılıp cemaatle namaz kılma uğraşısı, ezanın bütün okula yansıtılması, koridorlarda ve okul bahçesinde ezan okunması şeklinde yürütülen bir süreç. Benzer bir durum Yunus Emre İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde. Yine ezan dışarıya veriliyor. Fakat aynı zamanda o okulda şu anda kendi okulları yıkıldığı için misafir olarak kalan Şişli Anadolu Lisesi var. Oradaki çocukların ciddi bir sıkıntısı ve rahatsızlığı ortaya çıkmış durumda. Çünkü bu çabaların hepsi aynı zamanda bu okullarda herkesin aynı düşünce içerisinde, herkesin aynı yerde durduğunu kabul ediyor ve farklılıkları yok sayan bir yaklaşım. Ama bu çocukların birbiriyle olan ilişkilerini de zedeler. Bir kutuplaştırma yaratacaktır. Sadece çocuklarda değil, eğitim emekçileri açısından da ciddi bir problem var. Biz dün İstinye Anadolu Lisesi'ne gidip görüşme yaptığımızda okuldaki bütün öğretmenler ayrımsız hangi düşüncede olursa olsun tüm öğretmenler bu yaklaşımdan rahatsız olduklarını ifade ettiler ki İstanbul gibi bir yerde yaşıyoruz. Çok farklı kültürlerden çocuklar bu okullarda okuyorlar. Çok farklı dinlere mensup, mezheplere mensup çocuklar bu okullarda. Kimsenin çocukları görünmez kılmaya hakkının olmadığını ifade etmek gerekiyor. Bilimsel, laik, ana dilinde bir eğitim talebimizi biz gittiğimiz yerde dillendiriyoruz ve bunun için mücadelemiz de devam edecek. Son dönemde hem milli eğitimde okullarda çok yoğun dinselleştirme politikalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nda 100 bin üzerinde bir öğretmen açığı var. Bakanlık bunları kadrolu öğretmenle doldurmak yerine daha çok dışarıdan ücretli öğretmen politikasıyla kendi ideolojik yaklaşımlarını benimseyen, AKP'ye biat eden İlahiyat Fakültesi Din Kültürü öğretmenlerinden tüm okullarda ücretli öğretmen atayarak bir ideolojik hegemonya oluşturmaktadır. Tabi bu din kültürü öğretmenlerinin ve yine ilahiyat mezunu din kültürü öğretmenlerinin farklı sınıflarda girmiş oldukları derslerde son zamanlarda öğrenciler arasında inançlarından dolayı ayrımcı politikalar itibarsızlaştırma, özellikle Alevi inancına yönelik kullanmış oldukları sözler itibarsızlaştırma politikaları sınıfta öğrenciler arasında da ayrımcılığı özellikle hedef göstermeyi ortaya çıkaran uygulamalar. En son Ankara'da da ortaya çıkan uygulama açısından da baktığımızda bu aslında spesifik bir olaymış gibi görünse de bugün Türkiye'nin birçok okulunda, kentlerde bu tür benzer uygulamalarla karşı karşıya. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda buna Cumhurbaşkanı tarafından bu ayrımcı, ötekileştirici, özellikle dinsel politikaların her alanda yaşamımızda egemen kılınmasına dönük yaklaşımlarını da okullardaki bu din kültürü öğretmenleri de taklit ederek benzer merkezi hükümetin politikalarını hayata geçiriyorlar. Doğal olarak da biz zaten okullarda zorunlu din dersinin ortadan kaldırılmasını öteden beri keskin olarak savunuyoruz. Bu anlamda hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hem Anayasa Mahkemesi'nin kararı olmasına rağmen her mahkeme kararından sonra Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelikte müfredatta sözcük kelime değiştirerek benzer uygulamaları devam ettiriyor. Bu öğretmenin ücretli olduğuna dair duyumlarımız var. Özellikle Ankara Eğitim Sen Birinoğlu Şube'deki yönetici arkadaşlarımızla da yapmış olduğumuz değerlendirmede olay hemen Milli Eğitim'e yansıtılmış. Özellikle İlçe Milli Eğitim Müdürü okula çağrılarak bu öğretmenin derhal ilişiğinin kesilmesine dönük sendikamız Eğitim Sen'in de baskısıyla ücretli öğretmenin bugün itibariyle o okuldaki görevinin sonlandırıldığını ifade etmek istiyorum. Ancak hem velilerimizin hem gerçekten
laik, kamusal eğitimden yana olan, bilimsel eğitimden yana olan, demokratik eğitimden yana olan hem eğitim emekçilerin hem velilerimizin de özellikle okullardaki bu dinselleştirme, gerici politikalara karşı bir bütün ortak mücadele etmemiz gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Hukuksal anlamda da bu tür ayrımcılığa, ötekileştirici politikalara maruz kalan öğrencilerimizin velileri de Cumhuriyet savcılıklarına, ilgili yerlere geciktirilmeden şikayet dilekçelerini vererek olayın takipçisi olmaları gerekmektedir.